Merhaba arkadaşlar. Bugün Ramazan'a bir gün kala, akşamleyin yani daha doğrusu bu gece sahura kalkılacak. Dağda bugün güzel bir şeyler pişirelim, yiyelim dedik közde. Şu iki dağın birleştiği, şu evin çatısının üstünden olan yerdeki araya, Geyik Damlar dediğim bölgeye gideceğim. Güzel su akıyordu suyun kenarında. Güzel görüntüler yakalamayı düşünüyorum. Motorumuzu çalıştıralım. Epeydir çalışmayınca. Şimdi yola koyulacağız. Yerim su oldu. Bu kayalar yukarıdan düşmüş arkadaşlar. Bu sene yağış çok olunca toprak yumuşamış. Yukarıdan yuvalanmış bunlar. Çok taş yuvalanmış. Bu sene baraj full dolu, full. Bakın çam yukarıdan toprak kayması olmuş. Çamla beraber inmiş. Yani mini bir heyelan olmuş. Buradan motoru indirebilir miyiz? Şimdi kilimimizi de aldık. Şöyle bir gidelim. Arkadaşlar çok güzel su akıyor. Buraya bir yere güneşe kurulayım ben. Çok güzel sıcak var. Rüzgar da yok burada. Şurada eskiden kalma bir ev var. Üstleri kiremiti falan yapmışlar. Bir bunun durumuna bir bakalım ne durumda acaba. Bakın naylon falan çekilmiş. kiremitlere döşenmiş. Belki kullanılabilir hale getirilmiş olabilir. Hani kışın falan avcılar falan gelip gitmiş olabilir buraya. Hemen bakıyoruz. Evet, burayı falan örmüşler. Burada bir koltuk şeyi falan var. El araba var. Bir şey varsa çıksın. Şu an bir şey gözükmüyor. Çimento falan da var. Bura ne acaba böyle? Bir saniye. Telefonumuzun ışını yakalım. Burada da çimento falan var. Şurada ne var acaba? Burada halı var burada. Evet. Burada da soba falan var arkadaşlar. Soba falan var burada. Burada içecek çay falan bir şey, yiyecek bir şeyler koymuşlar. Yani ufak çaplı bir kullanılabilir hale getirmişler kışlık. Tabii bayağı bakımsız bura. Demek ki şey yapacaklar. Yani biraz daha düzeltirler muhtemelen. Eskiden buralar arkadaşlar geyik damı derdik biz buralara. Burada geyik yetiştiriliyordu. Biz şimdi bunun biraz daha ilerisine gidelim. Şu görüntüye bakın arkadaşlar. Daha doğal, daha güzel bir ortam bulalım. Ve orada ateşimizi yakalım. Evet, şu görüntüye bakın arkadaşlar. Bakın. Şurada gayet güzel oturulabilir. Ekstra farklı bir yer var mı? Buranın görüntüsü çok güzel. Az ileriye bakalım bir de. İşte burada güzel. Motor görüyoruz. Sıkıntı yok. Odun da bol görünüyor. İşte bu kadar. Muhteşem yer. Şuraya otursak, yan tarafa da ateş yaksak gayet güzel olacak arkadaşlar. Arkadaşlar, ormanda aradığım, bana hitap eden güzel yeri buldum. Karşıda şöyle sedir ormanları. Etrafta çeşitli ağaçlar, kızıl kara çamlar. Çok güzel kar suyu geliyor. Güzel bir derenin kenarındayım. Bu sudan içeceğim arkadaşlar. Ayrıca çayı falan buradan demleyeceğim. Yanımda çünkü hiç su getirmedim. Motorumu da bu karşıda bıraktım oraya. Motorum duruyor. Yer mükemmel. Odun açısından da çok malzeme var. Karla bahar yan yana arkadaşlar. Ya kışla bahar yan yana, öyle söyleyeyim. Şu köpüklü suyun sesinde. İnşallah şuraya bir yere de bir güzel ocak yapacağım. Suyun kenarına. Hem söndürmesi kolay olur. Ve bu güzel ortamda biraz yanımda et getirdim. Yağ aldım biraz. Evde ne varsa. Ekmek aldım. Soğan, biber falan aldım. Onlarla beraber güzel bir vakit geçirmeye çalışacağım burada arkadaşlar. Bugün Ramazan'ın başlanmasına bir gün kala akşamleyin, daha doğrusu gece sahura kalkılacak. Biz bir geçici mini jübile yapalım dedik. Daha sonra Ramazan sonunda inşallah daha güzel görüntülerle, daha yemeli içmeli görüntülerle ormanlarda yine sizlerle olacağız. Nisan ayında da, yani Ramazan'ın içinde de muhtemelen mantar toplamaya gideriz arkadaşlar. Yani bir şey yiyemeyiz ama mantar toplamaya gideriz. İnşallah bu sene bol olacak. Şu güzelliğe bir bakın arkadaşlar. Arkadaşlar, daha acıkmadım ama ocağımın yerini hazırladım. Biraz da odunla yakmadan önceki haline getiriyorum. Dediğim gibi odun bol. Mesela şurada bir tane var. Artı söğüde benzer bir ağaç var. Sanırım söğüt. Salkım değil, normal söğütten. Karşımızdakiler. Onların alt dallarında falan böyle gevrek gevrek dallar var. Kaç gündür yağış yağmadığı için kuru bunlar. Kuru olduğu için de çok rahat yanar. Bakın gevrek gevrek. Bu odunun verdiği tadı hiçbir mangal kömürü veremez arkadaşlar. Şunun sapı biraz şeyli. Evet, gördüğünüz gibi. Bunu hazırladık. Biraz da yedek bırakırım ben buraya şimdi. Onun haricinde şöyle bir bakalım, gidelim. Bakın şöyle. Manzara mükemmel. Suyun sesi muhteşem zaten ya, böyle şıkır şıkır şıkır. Belki bu sene bastığımız son kar olacak bu. Şu ağacın altı falan bildiğiniz böyle korumalı bir şey olmuş. Yani bir dağda ormanda kalsanız veya böyle bir yere sığınıp yatayım deseniz, burası mükemmel bir yer. Brandanızı çekin. 10 numara yer olsun. Yani ağaçlar birbirine yakın olduğu için çok güzel bir ortam oluşmuş burada. Of. Allah. Mesela şurada kuru ağaçlara bakın arkadaşlar. Bak. Evet. Yani içi de özü de gitmemiş bunların. Aman. Kendimize gelecek. Böyle ince dal lazım olursa onlar da var. Ateşi çabucak tutuşturmaya yarar yani. Bakın burası tamamen zaten şeye bürünmüş. Evet. Şu gidelim biraz sedirlerin altına bakalım. Normalde geçtiğimiz senelerde hani havalar erken ısındığı için iyi kötü başka çeşit böyle yenmeyen mantarlarda görebiliyorduk ormanda. Ama daha kış tamamen gitmediği için herhangi bir mantar türüne rast gelemedim. Bakın şöyle yukarılara falan. Çok güzel, temiz bir hava var. Umarım bu sene mantarı da bol toplarız ya. Yani mantarı özledik resmen. Gözümüzde tutuyor diyebilirim. Bir iki tane de şu ateş hızlı yakar. Çamın kuru dallarından. Kuru olduğu için arkadaşlar bunlar reçine olmuyor. Tıkır tıkır bakın. Yaş veya daha yakın kurumuş ağaçlarda reçine oluyor. Bakın bunlar tıkır tıkır. Bundan mangal falan da yapıyoruz. Sıkıntı olmuyor. Zaten köz olduktan sonra işlemimizi yapıyoruz. Oh. Buradan mı gelmişiz? Uy, aman. Kaydım gidiyordum. Yoldaki rüzgardan eser yok arkadaşlar. Öyle kuytu bir yer ki, yani başka yerde rüzgar varken demek ki burada olmuyor. Bu sene burayı çok ziyaret ederiz gibime geliyor. Yer olarak çok hoşuma gitti. Hatta bakın şurayı taşlarla örüp bir çuvalla falan da taşlara destek yaparsak bu su burada yükselir. Burada yatacak bir alan oluşur. Bazı taşları da temizleyince buz gibi sularda yatarız. Kafama yattı aslında. Şunları da şuraya koyalım. Közlenmiş ekmek gibisi yok. Temeli bununla atıyoruz mideye. Arkadaşlar hava sıcaklığı iyice arttı. Şöyle saatimden bakarsam ne kadar gösteriyor? 17 derece falan gösteriyor. Erime hızlı olduğu için karda su bildiğiniz çamurla akmaya başladı. Ben tabi suyun bir kısmını şu yanlardan daha az akan farklı yerlerden gelen sudan daha berrak bu. Buradan doldurmuştum. Burada artık çamurlaşmaya başlamış. Yani bir demlik çayımızı yapacak kadar suyumuz var. Başka suyumuz yok şu an. Eti de yağlı yağlı yiyoruz, bakalım nereye gidecek bu işin sonu. Ama ormanda illa sızıntı, yavaş yavaş akan su buluruz. Ben biraz daha karnımı doyuracağım. Yavaş yavaş canım istedikçe eti közlüyorum, yiyorum. Çayın suyu da kaynamak üzere. Bakın buralara doğru aşmaya başlamış. Su acayip şekilde hızlandı. Yani erime artınca artık su çamurlu. Yani ilk geldiğimde içtiğim gibi değil. Çayımızı falan içeriz. Burada yapacağımı yaparım. Olmadı motorla su aramaya çıkacağız. Daha sızıntı, daha az akan berrak suyu bulup içmeye çalışacağız. İnşallah denk gelir. Orman büyük. Közüm olmuş. Tekrar sürekli ekleme yapıyorum arkadaşlar, her şey sonrası. Şu da arkadaşlar kuyruk yağının içerisinde kalmış bir parça et. Onu ayırdım, böyle çıkarttım, tek başına yapacağım. Koyun eti bu. Çok lezzetli olacağını düşünüyorum. Çünkü böyle yağın içine gömülmüş kalmış parça etlere bayılırım. Böyle lezzetli olur. Lezzeti tam alır. Bu arada arkadaşlar hakkınızı helal edin. İnşallah bunlardan daha iyisi sizlerin olsun. Siz yapabilin. Yani biz ormanda ne yapılabilir gibisinden geldik, size göstermeye çalışıyoruz. Umarım görüntüleri de beğenirsiniz. İnşallah sizler daha iyisine sahip olun. Ateş kuvvetli. Hemen oluyor. Etimiz olurken de çayımızı demleyelim. Taşın üstüne aldım ben. Böyle bir 30 saniye beklettim durulsun diye. Şimdi etleri şuraya bir alalım. Şunu şurada. Biraz fıkırdaması lazım. Bir alaşağı yapması lazım yani. Evet. Evet arkadaşlar, bu çay oldu. Şimdilik şuraya alıyorum. Çay indikten sonra, çöktükten sonra buraya koruz yine. Şimdi şu etlerimizi kuyruk yağından çıkma et. Ha. Hmm. 10 numara lezzeti var. Enfes olmuş. Allah. Şuraya oturalım. Allah, bismillah. arkadaşlar ateşi söndürdüm. Acayip bir rüzgar çıktı. Burada eğlencemi zaten yeterince yapmıştım. Suyu görüyorsunuz. Neredeyse Nescafe. Şimdi yavaş yavaş motorun yanına gidip farklı noktalarda görüntü alabilirsem alacağım, ekleyeceğim yine videoya. Unuttuğumuz bir şey yok sanırım. Böyle bakıyoruz. Yine güzel bir gündü. Allah. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Tam böyle Ramazan önü son bir eğlence oldu. Bakalım bahar daha nasıl olacak, nasıl geçecek. Rüzgar aniden bir geliyor böyle. Beni uçuracaktı, öyle söyleyeyim. Şöyle göstereyim size manzarayı. Umarım sesim geliyordur. Yukarı bakalım mı be? Çok güzel geliyor ya. İki sene önce Herhalde belki de 3 sene önce burada suyun başına yine mangal yapıyordum. Az ileride bir yerim var. Hiç su yoktu burada. Bu sene Allah'a şükür burada da var. Bu sene her yerden bereket fışkırıyor. Su ne durumda? Oo. Arkadaşlar bu su da şeyse, bulanık akıyorsa çoğu yer bulanıktır. Yukarıda az bir sızıntı vardı. Temizdi ama yol kenarı diye içmedim. Yok, bundan sonra gitmez motor. Kalır. Şuradan çevirelim. Daha bu yukarılara daha gidemeyiz arkadaşlar. Muhtemelen bu karlar eriyecek bir hafta 10 güne. Ondan sonra bir lodos falan eser. Hani biraz da kurutması lazım. Yani şuradaki toprak gibi biraz olması lazım. Buralar da cıvıklı, buralar düzelmiş.